Lig TV'nin deneyimli muhabiri Mustafa Öztoprak'la birlikteyiz. Mustafa abi, sezonun ilk haftasının değerlendirmesini alacağız senden. Transferler, öne çıkan olaylar, öne çıkan takımlar. İlk hafta nasıl bir lig oldu? Bu sezonda çekişmeli bir lig olacak mı? Bursaspor'un şampiyonluk şansını siz ilk hafta biraz erken ama nasıl görüyorsunuz? Yeni büyük transferler yapıldı. Çok önemli isimler Turkcell Süper Lig'e geldi. Bunu kabul etmek lazım. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben bu hafta öncelikle cumartesi günü Eskişehir Spor Gençler Birliği maçındaydım. Onun akabinde de 7 takım Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından 12 yıl sonra tekrar lige merhaba diyen Karabük'e geçtim. Orada da Karabük Manisa Spor maçını izledim. Diğer karşılaşmaları televizyonda maraton programında izlemek kısmet oldu. Gol olarak kısır bir hafta geçtiğini düşünüyorum. Diğer sezon başındaki birinci haftalara göre. Bunun da aşırı nemin, aşırı sıcaklığın ve de sezon başı ağır antrenmanların futbolculara yüklediği yük, yani beyinle adrenalinin uyum içinde olamamasına kaynaklandı. Bazı takımlar Avrupa kupalarında erken yol aldıkları için önceden sezonu açtılar. Ama bir gerçek var ki ister Avrupa'da oyna, ister içeride oyna, ister hazırlık maçlarında oyna, spor Toto Süper Ligi başladığında da sahaya çıkacaksın. 3 puanı cebine koyacaksın. Yoluna devam edeceksin. 3 puanı cebine koyan takımlara bakıyoruz. İlk haftada Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor. Kafadan şampiyonluğu oynayan takımlardan bahsediyorum. Galatasaray 1-0 öne geçti. Sivas deplasmanından 2-1 mağlubiyetle döndü. Her takım mağlup olabilir ama ortaya konan futbol taraftarı tatmin eder. Der ki önümüzdeki haftalarda benim takımım alır götürür. Galatasaray hem skor olarak hem futbol olarak taraftarına ilk hafta bir şey veremedi. Beşiktaş yine ligin yeni takımlarından Bucaspor'la karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nı doldurdu Beşiktaşlı futbol severler ve Ege'ye de Süper Lig takımlarına hasret kalmış Ege'li futbol severler de maç hakikaten damgalarına vurdular. Uzatma dakikalarına sığmış bir gol diye bakıyorum ben artık o Bobo'nun golüne. Dönerek vurduğu bir gol var. Ondan sonra Beşiktaş'ın güzel futbolunun yanı sıra skoru etkileyecek etkinliği yok. Ama 3 puan yine Beşiktaş'ın cebinde. Fenerbahçe seyirsiz karşılaşmada ilk 28 dakikada işi bitiriyor. Antalyaspor'a adeta söz hakkı tanımıyor. Ondan sonra Antalyaspor'un çabaları artık Fenerbahçe gibi öyle güçlü bir kadroyu 4-0'dan sonra devirmeni çok güç, yani imkansız gibi bir şey. Futbolda hiç imkansız diye bir şey yok gerçi ama imkansız bir şey. Şenol Güneş Hoca geçen sezon iş başına geldiğinde demişti ki bizden lig şampiyonunu beklemeyin. Kupayı belki alırız. Belki alamazsak diye biz önümüzdeki sezonun takımını kuruyoruz. Ve Şenol Hoca'nın ne kadar haklı olduğu her geçen gün biraz da hayata yansıdı. Futbol severler tarafından çok iyi algılandı. Türkiye Kupası'na kupunu tuttu, müzeye götürdü. 10 gün sonra Süper Kupayı yine Fenerbahçe'nin elinden aldı, götürdü. 10 gün içinde Fenerbahçe'ye 2 tane hüsran yaşattı. Bir ligde, bir de kupada. Yani bu da Türk futbol tarihine geçen ender olaylardan biri. Yine Ankara'daki seyircisiz maçta Teofilo, Süper Kupada olduğu gibi Bursaspor'u da yani bayağı acılı dakikalar geçirtti. Ama futbolun içinde bunlar var. Teofilo sahneye çıktı. Kimine göre basit gol attı, kimine göre fırsatçı oldu ama neticede ben ne yaptı? 2-0, 3 puan cepte. En çok benim merak ettiğim takımların başında Kayseri Spor geliyordu. Çünkü 2 seneden beri takım içinde çok büyük değişiklikler yaptılar. Gençler, Tolunay Hoca gençleri aldı. Gençlerden bazısı oturdu, bazısı oturamadı, bazısını gönderdi, bazısı tuttu. Derken Tolunay Hoca'yla yollarını ayırdılar ve futbolundan büyük keyif aldığımız Şota geldi. Şota'da futbolu için bir şey diyemeyiz ama antrenörlük açısından bizim için bir soru işaretiydi. Ve de büyük sarsıntılar geçirmiş bir Kayseri Spor'u ne yapacaktı, nereye taşıyacaktı? Hele hele ligin istikrarlı takımlarından, lige çıktığından beri istikrarlı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Olimpiyat stadında. Olimpiyat stadı herkesin stadı çünkü Büyükşehir Belediye'nin seyircisi yok. Bir Bursa'nın muhteşem seyircisi belki Büyükşehir'in arkasında olsa o Büyükşehir'de büyük mesafeler kitleder. Ve kimse bu skoru beklemiyordu belki ama endişeyle geldi Kayseri Spor İstanbul'a. Güle oynaya 2 golle 3 puan alıp gitti. Kasımpaşa'ya gelelim. Kasımpaşa Antep'e gitti. Antep'te Tolunay Hoca'nın bir takım hazırlıkları vardı. Antep Spor'a gittikten sonra Portekizli hocanın orada bir şeyler yerleştirmeye çalıştı. Fakat bu aşı tutmadı.
Tonlu Hoca her türlü riski göze alarak gençliğin verdiği dinamizmle ben bu yükün altından kalkarım dedi ve Gaziantep'e gitti. Kasımpaşa'da sahasını bakıma aldıktan sonra abi göçebe gibi adeta İstanbul'un çeşitli yerlerinde bir gün orada antrenman, bir gün orada antrenman, bir gün orada antrenman. Ama Yılmaz Vural Hoca'nın o dinamizmi, o moral, motivasyonuyla Kasımpaşa'da futbolcular da geçen sene lige bayağı sıkı tutundular. İlk haftalardaki başarısız sonuçlardan sonra hakikaten sıkı tutundular. Bu sene de ilk deplasman maçları olan Gaziantep'te beraberlikle ayrıldılar. Puan puandır. İçeride dışarıda her neyse. Önemli olan 3 puan, yani puan kaybetmeden lige merhaba demek. Benim kafamda kalan maçlar, enteresanlıklar ilk haftada bunlar. Diğerleri kimse kızmasın, darılmasın, gücenmesin. Bu hareketliliğin içerisinde diğer kalan maçlarda ilk haftanın çerezi oldular. Evet. Bursaspor'un şampiyonluğuna gelince. Şimdi bazı şampiyonluklar vardır. Şöyle alın teriyle kazanılır. Bazı şampiyonluklar vardır ki 4 takım birbiriyle didişirken aradan biri sıyrılır gider. Geçen sene Bursaspor'un şampiyonluğu hakikaten seyircisiyle, yönetimiyle, gazetecisiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, malzemecisiyle, teknik kadrosuyla, şu çimlere bakan bahçıvanıyla hak edilmiş, anasının aksütü gibi böyle alın teriyle kazanılmış bir şampiyonluk. Demek ki bu saydığım öğeler bir araya gelip tek bir yumruk olduğu zaman bu yumruğun deviremeyeceği bir şey yok. Tabii bunu pozitif anlamda söylüyorum, negatif anlamda değil. Bursaspor 5. büyük unvanını alırken işte bunu geçen seneki başarısıyla hayata geçirdi. Ve bu diğer Anadolu kulüplerine ya yaklaşık 20 küsur senede Trabzon'un ara verdiği bir şampiyonluk olayını Anadolu'ya taşımakla diğer Anadolu kulüplerine de haydi bakalım yol açık dedi. Ben diyorum ki tüm takımlarımızın 2010-2011 yılında yolları açık olsun. Fair play'den ayrılmasınlar. Aynı temelleri taraftarlara da sesleniyorum. İşte bu güzel tesisler, bu güzel zeminler, bu güzel transferler, bu güzel futbol için gösterilen çabalar bir de fair play ile taşlanırsa yeme de yanında yat. Bursa Spor tabii Konya Spor'u 1-0'la geçti. Bursa Spor'un transferleri vardı. Yeni transferleri sahneye çıktı bu maçta. Nunez çok dikkat çekiciydi. Wederson tabii son derece tecrübeli bir oyuncu. O da Süper Lig'e alışkın bir oyuncu. Neler söyleyeceksiniz? Bursa Spor'un yeni transferlerini beğendiniz mi? Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi bir defa Ertuğrul Hoca'nın prensiplerini çok iyi biliyorum. Çevresindeki yardımcılarının onunla uyumlu çalışmasını çok iyi biliyorum. Yönetim kurulunun Ertuğrul Hoca'ya inancının sonsuz olduğunu biliyorum. Eğer bu saydığım üçgen içerisinde şu tırnağım kadar bir itimatsızlık ve güvensizlik olsa bugün zaten yollar çoktan ayrılmıştı. Belki de bir çatlak sesler çıktığı bir dönemde bir ayrılma noktasına da gelinmişti. Ama bunun hayatta gerçekte böyle olmadığı, yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığı ortaya çıkınca bu Sacaya yine Bursaspor'un başarısı için taşın altına elini soktu. Ve bu taşın altına elini sokarken de baya sorumluluk aldı. Yapılan transferlere baksanıza kardeşim. Ben isimlerini saymakla Insua, Unies, Stefanov, Trabzonspor'da forma gibi Wederson olsun. Şurada 4 tane 5 tane Arjantinli oldu. Bunlar aynı dili konuşuyorlar. Aynı futbol dilini konuşuyorlar. Bu adamları buraya getirmek kolay değil. Hem maddi hem manevi. Şimdi insan diyor ki futbolcu geliyor, yabancı futbolcu, özellikle Güney Amerika'da olanlar, bunlar hanımlarına çok bağlılar. Hanımlarının sözünden çıkmıyorlar. Bir yerde de belki haklılar. Eğitim sorunları var. Çünkü hepsi belirli bir yaştalar. Çocukların da eğitim yaşta olmaları kadar doğal bir şey yok. Eşi diyor ki benim çocuğum işte atıyorum Rize'de eğitim göremez. Trabzon'da göremez. Bursa'nın şartları biraz daha uygun. Kolejler var vesaire var. Diğer illerimizde yok mu? Var. Ama onu yeterli görmüyor. Futbol kocasını etki altına alıyor, gelemiyor. Eğer ki Bursaspor yönetimi, spor teknik kadrosu böyle değerli futbolcuları şampiyonluğun ardından Bursa şehrinde taşıyabiliyorsa demek ki Bursa artık böyle düşünmüyor. Böyle düşünüyor. Onun için de madem yönetim, teknik kadro böyle düşünüyorsa seyircinin de öyle düşünmesi lazım. Timsahlar artık hakikaten sahadaki yırtıcı futbolla timsahlıklarını gösteriyorlar. Ama geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısından itibaren görüyorum ki ben fair play'in alası var Bursaspor tribünlerinde. Bu ne kadar güzel. Hem şampiyonluk hem de fair play ile taçlanmış bir Bursaspor. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Fair play'de de şampiyon oldu Bursaspor. Evet. Seyircisiyle ve sahada gördüğü sarı kartlarla, kırmızı kartlarla. Bugün en oyuncuları Bursaspor maçını ben televizyondan seyrettim.
Formalar çok hoşuma gitti özellikle. Oynanan futbol çok hoşuma gitti. Onun için bu sporun transferlerini bugün masaya yatırmak ancak bu kadar olabilir. İlerleyen günlerde daha takıma katılacak olanlarla beraber bu güzel kumaşlardan Ertuğrul Hoca ve teknik ekip çok güzel yelekli güzel takım elbise dikeceğine inanıyorum ben. Evet. O takım elbisenin de sahalarımızda sezon sonunda pırıl pırıl ışılacağına inanıyorum. Evet, stadyumumuz da ışıldıyor herhalde. Siz neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de bir değerlendirme. Vallahi şimdi dürüst konuşmam lazım. Sadece duyuyorum, duyum alıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Ve de ziyaretinize geldiğimde şöyle etrafıma bakıyorum ki o zaman yaşım çıkıyor ortaya. Keşke ben diyorum genç kardeşlerim yaşında olsam. Sizi gıptayla bakıyorum. Bu genç yaşınızda bu kadar bilgi birikimi, bu kadar cevvalce yürekten çalışmak ve de sorunları çözmek için topu birbirine atmaktan ziyade en iyi pası alıp onu en iyi şekilde etrafı değerlendirip en iyi yere atmak gibi bir düsturunuz olduğunu görüyorum. Çok dar bir kadroyla çalışıyorsunuz. Dar bir imkanlarla çalışıyorsunuz. Ama 2'ye 1 yaparak, 5'e 2 yaparak o zor geçitleri geçip ilerleyen bu zorlu yolda, dikenli yolda çok daha güzel yerlere geleceğinizi, çok daha güzel programlar üreteceğinize inanıyorum. Ama bu şehrin takımının bir televizyonu olarak da üzerinize düşen bir takım sorumluluklar var. İşte fair play'inden tut, eğitiminden tut. Ne kadar ulaşabilirsiniz, maddi, manevi, teknik imkanlar ne kadar el verirse, ben biliyorum ki bütün arkadaşlarım adına senin nezdinde söylüyorum, o gözlerinizdeki pırıltı illaki programınıza yansıyor. İlerleyen günlerde o pırıltı bir çağlayan olarak çok çok daha güzel programlar üretip çok çok daha kelimelerle anlatamayacak güzellikler oluşacak ve herkesin hayranlığını kazanacak diyorum. Teşekkür ediyoruz. Son olarak haftaya Galatasaray'la oynayacak Bursaspor Ali Sami Yen'de. Galatasaray maçını da tabii izlediniz. Bursaspor'un maçını da izlediniz. Değerlendirme yapmak çok zor. Onu belirtelim başında ama nasıl bir maç olur? Sonuçla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi bana göre bu maçın belirleyici yönü Galatasaray'ın Perşembe günü oynayacağı karşılaşma. O karşılaşmada alınabilecek bir negatif sonuç Galatasaray'ı tabii ki negatif etkileyecektir Bursaspor karşısında. İki maç oynuyorsun. Lig maçında kayıpsın. Playoff maçında kayıpsın. Ve de karşında geçen senenin şampiyonu var. İlk haftayı 3 puanla kapatmış bir Bursaspor. Ancak Bursaspor takım oyunu oynayan bir makine olarak düşün. Dişlileri belli. Bu dişliler öyle bir geçmiş ki birbirine tıkır 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 işliyor. İşte Turgay çıktı. Sercan girdi. Oyun içinde bir değişiklik yapıldı. Bu bilye buradan alındı, bu bilye buradan alındı. Makine yine çalışmaya başladı. Galatasaray'da öyle değil. Galatasaray'da ferdi yetenekler ön plana çıkıyor. Yani bir Kivil bir şey yapacak. Efendim, öbürü taraftan biri bilmem ne yapacak. Ayhan ortadan bir şey getirecek. İşte Aykut iyi top kurtaracak. Servet kademeye girecek. Galatasaray'da hala bir uyumsuzluk var. Hala bir transfer arayışı var. Hala oturmamış bir takım şablonu var. Dolayısıyla bu maç için benim fikir yürütmem mümkün değil. Bana göre Galatasaray Bursaspor maçının Galatasaray açısından moral motivasyonunu Perşembe günü oynayacağı playoff maçı belirleyecek. O maçın sonucuna göre Galatasaray Bursaspor karşısına ya bileğlenmiş bir şekilde çıkacak ya da kuyruğu kıstırmış bir aslan olarak çıkacak. Teşekkür ediyoruz Mustafa abi. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Lig TV'nin deneyimli muhabiri Mustafa Öztoprak'la birlikte ilk haftanın kısa bir değerlendirmesini yaptık. Tekrar birlikte olacağız.